Bugün Trabzon'dayız. Sebebi ziyaretimiz Avrupa Birliği'nin 20 bilgi merkezinden birinin burada bulunması. Tabii bize sözü verilen hamsilerden, mıhlamalardan, mısır ekmeklerinden hiç bahsetmiyorum bile. Biz de Trabzon haberini alır almaz en canlı, en hızlı, en kabımıza sığmaz halimizle geldik. Neden? Çünkü Trabzonlu olmak, Karadenizli olmak bunu gerektirir. Trabzonlu demişken ev sahibimiz Yakup Bey, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin koordinatörü. Bugün o nereye, ben oraya. Hem Trabzon'u gezeceğiz hem de bilgi merkezini daha yakından tanıyacağız. Şimdi onunla buluşmaya gidiyorum. Hocam merhaba. Uy. Geldik. Haçam burası neresi? Trabzon'un tam merkezindeyiz Ömer. Merkezindeyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz şimdi? Vallahi bugün yoğun bir program olacak galiba. Hava da güzel. Hava harika hakikaten. Bu mevsimde böyle güzel bir hava olması müthiş. Görünmüş sizin, şey değil. Sizin şansınız. Görünmüş şey değil. Uğurlu geldik. Sizi uğurlu geldiniz. Gezeceğimiz, göreceğimiz çok güzel yerler olacak. İsterseniz başlayabiliriz. Başlayalım. Bence en tepeye çıkalım. Aşağı doğru. Yok şey. Gel tepeye bol bol çıkacağız. Merak etme. Bu zaten gezi boyunca her çok tepe, çıkacağız. Tamam hadi gidelim. Gidelim. Buradan böyle geçtik mi? Gidiyor Trabzon'a son zamanlarda. Selfie çekelim mi? Olur valla. Bordo mavi. B ve Z çıktı sadece. Olsun. Ya bu ya eski burası... binalar ne kadar güzel ya. Hakikaten harika bir mimari var. Şu arkamızdaki bina bahsetmiştim eski. Atatürk'ü aynen konuşma yaptı ya. Aynen orası. Burası Trabzon'un can damarı olan bölge zaten. İnsanlar buraya sürekli gelirler. Yakup Bey, Atatürk Köşkü'ndeyiz. Çok güzel burası. Köşk ayrı güzel, bahçe ayrı güzel. Yalnız çık bitmedi. Bayağı tepe bir yer değil mi? Trabzon'un özelliği tabii yokuşlardan oluşan şehir. Tüm Doğu Karadeniz bölgesi böyle. Ama güzel bölgelerden birisindeyiz. Tek güzel yer değil, o güzel yerlerden birisi diyelim. Tek buranın farkı, belki özel anlamı diyebileceğimiz, altını çizebileceğimiz nokta Atatürk'ün vasiyetini yazdığı yerdeyiz. Şimdi Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin bulunduğu 20 şehirden biri Trabzon. Ne zaman açıldı merkez? İlk açılan bilgi merkezlerinden birisi Trabzon AB Bilgi Merkezi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın bünyesinde 1997 yılında kuruluyor. Ben de yaklaşık 12 yıldır bu işi yapıyorum. Benden önce tabii Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bu kadar yoğun değildi. Belki daha büyük zorluklar yaşamıştı arkadaşlar. Onlar bize devrettiler. Biz de tabii inişli çıkışlı süreçleri yaşadık ama oturmuş bir yapı söz konusu. İnsanların pek çoğu, özellikle ilgili olanlar, Avrupa Birliği konusunda meraklı olanların bildiği bir merkez haline getirdik. Bilmeyenlere de biz gidiyoruz, anlatacağım gün içerisinde. Sistem oturdu şimdi ve bu sistemin esas derdi nedir? Yani esas hedefi nedir? Bir Trabzonlu'ya ne vaat ediyor bu merkez? Ben hep şöyle örnek veriyorum AB bilgi merkezlerini. Hani sağlık ocakları vardır, ilk basamak sağlık merkezleridir. İnsanlar ilk başta aile doktorlarına, sağlık ocaklarına giderler ve onlar yönlendirir uzmanlara gerektiği zaman. Biz de öyle bir işlev görüyoruz. Avrupa Birliği ile ilgili merak ettiğiniz herhangi bir konu olabilir. Toplumun hangi kesiminden olursanız olun. Çiftçi de olabilirsiniz, böyle akademisyen olabilirsiniz, iş adamı olabilirsiniz, iş insanı daha doğrusu düzeltelim, olabilirsiniz. Bize başvurabiliyorsunuz. Biz de size biliyorsak eğer, biz hemen sorunuza yanıt verebiliyorsak biz yanıt vermeye çalışıyoruz. Bilemiyorsak, yani o çok uzmanlık gerektiren bir soruysa, ilgili uzmanlarla sizi görüştürüyoruz, buluşturuyoruz ya da o uzmanlardan bilgi alıp size aktarıyoruz. Genelde nasıl sorular geliyor? İş insanları çok sık soru soruyorlar. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın bünyesinde olduğumuz için. Onun dışında akademisyenlerden soru geliyor. Örneğin Lisbon Anlaşması ile ilgili çok sık soru almıştık. Bu değişik anketlere bile yansımış. Trabzon Lisbon Anlaşması'nı merak ediyor diye. Böyle ilginç, yani toplum her kesimi geliyor. Her kesimi demişken gençler ne alemde? Gençler tabii en sık görüştüğümüz toplumumuzun değerleri diyelim. Ben de hala kendimi çok genç hissettiğim için çok iyi de diyalog kurabiliyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde Avrupa Birliği kulübümüz var, Erasmus kulübü var. Erasmus'lu öğrenciler geliyorlar, onlarla ortak etkinlikler de yapıyoruz Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı olarak. Toplumun her kesimi tabii ki, kadınlarla ilgili de projeler vardır diye düşünüyorum. Kadın çok önemli bizim için, Avrupa Birliği için de önemli. Trabzon AB Bilgi Merkezi için de çok önemli. En sık görüştüğümüz, iletişim halinde olduğumuz toplumsal kesimler onlar. Sadece kentli kadınlar değil, kırsala da açılıyoruz. Örneğin Karadeniz Kadın Belgesel Film Günleri, bu gelenekselleşti. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden birisi. Bu etkinlik bünyesinde atölyeler kuruyoruz. En son bir belgesel film yönetmeni arkadaşımız Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı bir köyde köylü kadınlarla belgesel atölyesi kurdu. Kadınları bilinçlendirme çalışmaları da yapıyoruz. Trabzon Barosu ile ortak bir etkinliğimiz oldu kadın hakları ile ilgili. İnsanlar, kadınlar her ne kadar kendi özgüvenleri çok yüksek olsa da bir takım haklarından haberdar olamayabiliyorlar. Kültürler arası diyalog meselesi var biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin çok önemsediği. Çünkü insanlar Avrupa Birliği'ni kendilerinden çok uzakta bir
kurum olarak düşünüyorlar. Halbuki Türkiye aday ülke. Avrupa Birliği dediğimiz hadise de böyle bizden çok uzakta yabancı olan bir hadise değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Bunun için bir gayda sanatçısı Fransız Richard Laniakçe ve ünlü bir Karadenizli türkücü olan ve sanatçı olan daha doğrusu Birol Kapaloğlu'nu kendisi tulumda çalıyor. Yan yana getirdik. Gayda tulum el ele etkinliği yaptık. Bir Rize'deki Lazların yoğunlukta yaşadığı köye gittik. Orada gayda ve tulum yan yana çalındı. İnsanlar horon oynadılar. Trabzon'a geldik. Trabzon'da bir konser verdiler. Aynı zamanda Richard gaydanın hikayesini anlattı. Gaydayı biz hep İskoçya'da olan bir çalgı zannediyorduk. Halbuki dünyanın pek çok yerinde varmış gayda. Avrupa'da örneğin Fransa'da, Bretanya bölgesinde bizim Rize'deki gibi çok yaygın sevilen bir çalgıymış gayda. Gaydaların Bulgaristan'da hakeza çok kullanılıyormuş. Bunları anlattı bize. Böyle çok ilginç ve eğlenceli de bir yandan işler yapıyoruz. Ben bir Trabzonluyum. Üniversite öğrencisiyim. Kafama bir soru geldi Avrupa Birliği ile alakalı. Veya bir proje geliştirmek istiyorum. Veya bir fikrim var. Size danışmak istiyorum. Destek alabilir miyim, alamaz mıyım? Avrupa'da ne yaparım, ne ederim? Gelip kapınızı çalmam yeterli mi? Tabii ki çalabilirler, gelebilirler. Kim olursa olsun bundan çok mutlu oluruz. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda 3. katta yerimiz. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi diye girişte söylerlerse arkadaşlarımız yönlendireceklerdir. Ben onları çok büyük bir aksilik yoksa karşılayacağım muhakkak. Kapılar açık, iletişim sınırsız. Bunu duymak çok güzel. Bunun gündelik hayata yansımalarını gün içinde görmüş olacağım herhalde ben de. İsterseniz... Hayır, sizin... arazi olan Trabzonlulara yazın, çayınız hazır diye siz bizzat gidiyorsunuz. Ben buraya kadar geldim. Nerede çay? Ben sizi bir Sürmeyle Çay Bahçesi'ne götüreyim. Orada yakından görün isterseniz. Öyle mi? Hadi o zaman. Kahininden öteye gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali. Sırtındaki sepetun ben olayım hamali, ben olayım hamali, ben olayım ha. Sepetumun ipleri kesiyor omuzumu, kesiyor omuzumu, kesiyor mu? At beyaz peşte mali, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yü. Hey! Ayten abla kaç saat çalışacağız böyle ya? Çay bitene kadar. Çay bitene kadar. Saati yok yani. Bana Yakup Bey diyor ki deminden beri şu meşhur çay projesini konuşmak için. Hadi bir çay bahçesine gidelim, çay bahçesine gidelim. Ben de bir yerde oturacağız, mola vereceğiz. Orada çay içerken bana anlatacaklar. Çay bahçesi dediği gördüğünüz gibi gerçekten çay bahçesiymiş. Buraya beni çay kırmaya getirmişler meğerse. Bir tanesini iki kuş. Yakup Bey tamam, siz çok çalışıyorsunuz anladık, yerinize duramıyorsunuz da beni de bu kadar çalıştırmanız bilmiyorum yani. Beni Ayten ablanın ellerine teslim etti ustam. Efendim çaylar bizden, buyurun. Patron, şunu bir dökeyim ben. Şu hasadımı bir görsünler. Gördüğünüz gibi boş durmuyoruz. Bizden çay üretimine tam destek. Ama Yakup Bey'den pek bir destek yok yani. Şarkıyı biz söyledik, çayı biz topladık. Artık ölmeye niyetine bir mandalina alıyorum. Bir mandalina tamam. Yövmeye güzel ama. İşte yövmeye. Seda Hanım. Çay elinden öteye dayrayrayrayrayrayra. Çay elinden öteye diye diye geldik buralara. Biraz daha tepelere çıktık Seda Hanım'la buluşmaya. Seda Hanım çay üretim tekniğiyle ilgili Avrupa Birliği projesini hayata geçiren bir Trabzonlu. Evet. Nasılsınız Seda Hanım? Teşekkür Ömer Bey. Siz nasılsınız? Vallahi çok iyiyiz. Yakup Bey beni çalıştırıyor. İşte alıştım. Buralara uyum sağladım. Gördüğünüz gibi. Buralarda böyle. Siz benim kadar çay topladınız mı? Hayır. Toplamadınız ama toplayanlar için güzel evet, işler yaptınız. Evet, toplayanlar için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz biz de. Nedir? Biraz anlatır mısınız bu projeyi? Tabii bize? Biz Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak T-Way isminde, Çay Yolu adında bir proje gerçekleştirdik. Ortaklarımız var. Ana ortağımız Yunanistan, İskeçe. Onun dışında Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan. Bizim diğer ortaklarımız. 5 ülke toplam bir araya geldi bu projede. Her ülke kendi çay kültürünü tanıtacak aslında bu projede. Biz de Karadeniz çayını tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dünya değişiyor tabii. Demin Ayten abla anlattı bana. Bakma dedi, biz seni böyle çalıştırıyoruz ama bunun artık makineleri var dedi. Biraz o makineler, teknolojiyi vesaire. Teknolojiyi adapte etmek asıl hedefimiz. Bir de şimdi 70-80 yıldır çay çok geleneksel yöntemlerle toplanıyor. Biz birazcık daha bunu teknik olarak geliştirmek istiyoruz esasen. Asıl amacımız bu ve diğer ülkelerden istiyoruz ki onların tekniklerini alıp biz onlara kendi tekniklerimizi öğretip bu şekilde entegre bir eğitim modülü oluşturmak istiyoruz aslında. Ve en sonunda bir online olarak
üreticilerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir platform yaratmak istiyoruz. Peki onlarda çay üretimi bizdeki kadar var mı? Onlarınki çok daha farklı. Biz şimdiye kadar Yunanistan, İskeç'e de bir sağ çalışması yaptık. Onlarınki dağ çayı olarak geçiyor. Peki şimdi Ermenistan, Gürcistan, Yunanistan Bulgaristan. Ve Bulgaristan bir araya geldiniz. Türkiye'de toplandınız mı? Türkiye'de henüz toplanamadık. Şimdi projemiz daha çok yeni. Bir aylık bir başlangıç sürecinden geçti. Ana ortağımız Yunanistan. Biz ilk ziyaretimizi Yunanistan'a gerçekleştirdik. Sonra hepsini tek tek dolaşacak tabii, mısınız? Şimdi bir sonraki aşamada Türkiye'ye gelecekler. Çay bahçelerini ziyaret edecekler. Sonra Ermenistan'a gideceğiz. Daha sonra Bulgaristan ve en son Gürcistan'la sağ çalışmalarımızı tamamladıktan sonra eğitim modülünü oluşturmaya başlayacağız. Çay üreticisi olan farklı aktörler bir araya gelmiş oldu. İşte bir Türk çay üreticisi, Yunan çay üreticisi. Peki o girdiğinde mesela sizin bu bahsettiğiniz online siteye girdiğinde yeni çay üretim teknikleriyle ilgili merak ettiği her şeyin cevabını bulabilecek evet, mi? Evet tabii ki bulabilecek. Çünkü dediğim gibi biz her ülkede gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarından elde ettiğimiz çıktılarla her ülke kendi çıktısını hazırlayacak aslında ve her ülke kendi ulusal dilinde bunu yayınlayacak. Bu bayağı uluslararası bir takım çalışması ve çok büyük bir potansiyel var burada değil mi çay üretimini dönüştürmek adına? Potansiyel var ve tabii ki bu sadece yerel çalışmalar olacak bir şey de değil. Bunun için büyük bütçeler de gerekiyor aslında. Çünkü baktığımızda 5 tane ülkenin sorumluları var burada ve Avrupa Birliği bize 700 bin euroluk bir bütçeyle bu projenin önünü açtı. Elimizden gelen her şeyi yapacağız sektör için. Bakalım. Avrupa Birliği'nden tam destek. Yunanistan'da neredeydi? İskeçe'de. İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası asıl öncüsü projenin. Öyle mi? Evet, biz de onların ortaklarıyız. Bir gidip görelim o zaman. Gidelim, görelim o zaman. Artık çay kırar mıyım bilmiyorum ama bir Yunan çayı içerim. Evet, oradaki daha farklı çay toplama yöntemleri. Sürmene çayı gibi sever miyim bilmiyorum ama yine de tatmakta fayda var tabii ki. Çay bahçesinden sonra çay içmek üzere Sürmene'de kısa bir mola veriyoruz. Buradan çok uluslu çay yolu projesinin peşinden Yunanistan'a, İskeçe'ye gidiyoruz. Yunanistan, İskeçe, Keçilli'deyiz. Özcan Bey'in ve Antje Hanım'ın misafirleri olarak buraya geldik. Neden? Çay macerasını takip etmeye. Biliyorsunuz bizim çay maceramız Trabzon'da başladı. Yaylalara çıktık, tepelere çıktık, orada çay topladık. Çaylarımızı içtik ama dediler ki Keçilli'ye gitmeden, oradaki çay macerasına tanık olmadan bu iş olmaz. Çünkü tam destek hep beraber oluyor. Bütün ülkeler bir arada. Ve burada bu çayın macerasına tanıklık edeceğiz. Özcan Bey. Olay mahalli değil mi evet, Özcan evet, Bey? Evet, evet, evet. Bütün olay burada geçiyor. Evet, bütün olay ne oluyor burada? Bunlar çayımız yani yazın topluyoruz. Fabrikaya veriliyor. Soğuk çay oluyor. Şimdi ekimi de oluyor. Ekim ayında ekiliyor. Biz de tam zamanında geldik. Evet, evet. Böyle yağmurlu bir zamanda. Yağmurlu, evet. Biraz ada çayı gibi. Evet, benziyor ada çayına da ama çok güzel ya. Bir koparalım. Kokusu da öyle evet, koparalım, koparalım abi. Buyurun. Kokla. Şöyle bir ufalarsan. Biraz daha yumuşak ama ada çayına göre. Evet. Kokusu değil mi? Evet. Anti. From me to you. Nerede çaylar? Çaylar geliyor. İşte geldi. Özcan Bey gördüğünüz gibi bereketimizle geldik. Gerçi latife olsun. Ederim. Hiç bize ihtiyacınız yok bereket için. Maşallah çok bereketli topraklar. Üretim evet, harika. Evet. Oh işte budur. Endaksi teşekkür ederiz. Hadi şu projeyi konuşalım. Şimdi Türk ortaklarınızla ve diğer ortaklarla bu işbirliğine girdiniz. Bütün bunlar nasıl başladı? Bu proje Karadeniz Havzası'nda odaklanıyor. Aynı türden projeler de bir bakıma adım oldu. Ve bu fikir ortaya çıktı. Odak noktası da özellikle bu bölge. Bölgedeki çay ve bölgede bulunan fabrikamız. Böylece bu projeyi planlamaya başladık. Adını da Çay Yolu olarak belirledik. Çünkü çay, Karadeniz Havzası'nda ekonominin ve gelişmenin lokomotifi. Ardından da ortak arayışına girdik. Trabzon Ticaret Odası'nı bulduk. Onlar bu gruptaki en iyi ortaklardan biri. Sadece Trabzon'da oldukları için değil tabii. Onlar... Yani diyebilir miyiz? Aklınıza ilk komşunuz geldi.
Komşu yani. Evet, evet. Evet, günlük hayatta evet, yaptığımız şey evet, de bu. Evet, evet, kesinlikle. Bunu duymak güzel. Ayrıca bölgenin geçmişini biliyoruz. Özellikle Trabzon'u ve diğer pek çok tarihi unsuru. Çay anlamında. Çay ürettikleri için hemen onlarla iletişime geçtik tabii. Ve tabii ki bu projede bir ortak olmaktan mutluluk duyacaklarını söylediler. Bir proje gönderdiler. Trabzon'la birlikte başka ortaklar da gerekiyordu. Bu durumda 5 ülkeden söz ediyoruz öyle evet, değil mi? Yunanistan, Türkiye, Ermenistan, Gürcistan ve Bulgaristan. Hı-hı. Evet, komşuların tümü bir araya geldi. Komşuların tümü bir araya geldi. Bu harika çayı evet, tatmak için. Odak noktamız özellikle çay. Hı-hı. Ve bazı şifalı bitkiler. Hı-hı. Rodop dağlarında bulabileceğiniz şeyler. Rodop, Bulgaristan sınırında bulunan bir dağ sonuçta. Ortak bir dağ. Ve ortakların tümü benzer sayılsa da farklı faaliyetler içinde. Ve bu projeden son derece iyi bir sonuç almayı bekliyoruz. Peki projenin süresi neydi? 24 ay. 24 ay. Hı-hı. Ve birbirinizden farklı teknikler öğreneceksiniz, öyle değil mi? Evet. Evet ve bu farklı ülkelerin tümünün odaklandığı şey tanıtmak. Çayı yani küçük ve orta ölçekli işletmelere bir katkı sağlayabilmek. Onların yaptıkları şeylere, çay ve şifalı bitkiler alanındaki çalışmalarına yardım sanırım etmek. Sanırım bu anlamda çok ciddi bir potansiyel evet, var. Çünkü ben başta işin sadece hasat tekniğiyle ilgili olduğunu düşünmüştüm. Ama bu işin hasat kısmından daha kapsamlı. Çok daha kapsamlı. Bu güzel ürünün evet, pazarlanması da söz konusu değil mi? Ve bu insanların bitkiyi dikmesi ve koruması önemli. Bu aslında bizim şu köyümüzün Balkan'ında yetişen, tepelerinde yetişen çaydır. Ve babamın sayesinde yıllar önce getirdiği tohumla yetiştirdik. Ve ekimini yapıyoruz. Tohumu şu nereden getirtmişti babanız? Babam dağda gittiğinde toplamışlardı çayları. Siz peki siz çocukken onu toplayıp normal evde içer miydiniz? İçerdik tabii. Sonra bunu üretime evet, dönüştürdük. Evet, üretime dönüştürdük. Ve sonra Avrupa Birliği'nin desteğiyle güzel partnerler evet, de gelince evet, tabii ki farklı mecralara evet, evet, ulaştı evet, bu şekilde. Evet. Bu şekilde dediğimiz şekil ha. Şu bu ekime hazır hali şu an. Bakabilir miyim? Tabii buyurun. Bu ekime hazır hali. Bu çay değil mi? Evet, bu çay. Bunu ekiyoruz. Bunun evet ekildiğinde 7 yıl süreci vardır. 7 yıl. 7 yıl. 7 yıldan sonra ne yapmak gerekiyor? 7 yıldan sonra yine sürüp yine her yeni mek- evet yine baştan. Çok emek istiyor değil mi? Tabii biraz öyle emeği kolay var değil, kolay değil yani her şey. Ama güzeldir, çok güzel. Bu tabii bizim ada çayına benziyor evet, daha benziyor, çok. Burası sizin dükkan ve tabii duvar evet, muhteşem fotoğraflarla dolu. Evet, evet. Yani bu eski, evet, fotoğraflarda tabii sizin ailenizi görüyoruz değil var, mi? Babam da anneniz, var, babanız. Evet. Kah tarlada, evet, kah tıraş olurken. Evet. Değil mi? Sizin damat tıraşı, evet. Damat tıraşı. Evet. Peki babanız bu maceraya nasıl atıldı ve ya, siz kendinizi nasıl burada buldunuz? Ben aslında babamın sayesinde bu işe başladık. Bir de arkadaşın, fabrikada çalışan arkadaşın yönetimiyle. Onların sayesinde bir gün geldiler, gördüler çaylarımızı, beğendiler, aldılar, denetlediler. Ve bir gün elinde bir kağıtla, ya dedi ki bana bu çayın sizin kimliği, çayın kimliği ve senden bu çayı ekmeni istiyoruz. Hı. Ve bir zorlukla anlaştık yani ve ekmeye başladım. Siz tabii aslında çok marifetlisiniz yani. Elleriniz çok mahir, çok güzel yemek yapıyorsunuz. Evet. Burada misafirlerinizi aslında mesleğim ağırlıyorsunuz. Aşçılıktır. Mesleğiniz aşçılık. Evet. Hiç aklınıza gelmezdi değil mi? Hiç aklıma gelmedi. Hiç aklıma gelmedi. Yani. Peki yıllık üretim ne kadar? Bu size ne kadar gelir sağlıyor? Şimdi yıllık üretimim yani bu geçen yıl 1500 kilodu, kuru halinde yani veriyoruz. Yaş değil, kuru. Hı hı. Geçen yıl daha biraz fazladı. Maliyet iyi. Yani 6 euro kilosu gidiyor kuru halinde. Hı. Evet. Ne bize kadar kurtarıyor yani köyde. Kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Yani köyde bir yaşayan bir kişi için kurtarıyor yani. Ben ihtiyacınız varsa desteğe gelirim. Trabzon'da buyur, çay topladım. Buyurun gelin, buyurun gelin. Yani bu buyur, sene gelin, kötü gittiyse Mayıs işte ayında gelin, bana buyur, alo gelin, deyin gelirim ben yani. Mayıs ayında, Mayıs-Haziran ayında toplanıyor zaten. Tabii sadece bu içtiğimiz güzel çay değil, aynı zamanda farklı formlarda da, farklı şekillerde de. Evet. Mesela soğuk çay olarak evet, da. Evet, biz bunları fabrikaya veriyoruz. Ve fabrika bunları üretip, Gümrücü'ne de bunları üretip işte dış ülkelere sürüyor. Amerika, Fransa, Almanya, Yunanistan'da. Bayağı evet, 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 gidiyor. Harika, çok evet, güzel. Yani baba öyle bir destek vermiş ki işte tam evet, destek. Tam destek evet, böyle olur.
Size tam desteğiyle yanınızda. Ve sonunda biz de buradayız. Ve Avrupa Birliği'nden de tam destek var. Gelin şimdi bir anlaşma yapalım. Şimdi siz bana Türkçe tam destek deyin, ben de size Yunanca bir şarkı söyleyeyim. Olur mu? Şimdi lütfen tekrar edin. Tam destek. Tam destek. Sagapo. Güzel miydi? Güzel. Endaksi. Pame pame. Okay. Çok geç karşılaştık. Biliyorum ayrı dünyaların insanlarıyız. Ben siyah çay severim. Sen de ada çayı tadı var. Ama seni gördüm bir kere. Bir daha da bırakmam. Sıradaki şarkımız İskeçe'nin tepelerinden, Keçilli köyünden Trabzon'a, Sürmene'ye gidiyor. Çay elinden öteye giderum yali, yali giderum yali, yali giderum yali. Aksan biraz oynadı artık, biraz Balkan ağzı oldu ama idare edersiniz. Sürmene. İskeçe'den tekrar Trabzon'a dönüyoruz. Bütün dünyanın yüz yüze olduğu sorunlardan biri de iklim değişikliği. Avrupa Birliği bu konuda geliştirilen projelere de destek veriyor. Trabzon sadece Karadeniz'in değil Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri. Fakat bununla beraber doğanın da en cömert davrandığı şehirlerden biri. İşte görüyorsunuz, muhteşem bir deniz, dağları, bitki örtüsü, havası, suyu. Doğa bu kadar torpil geçmiş ama maalesef iklim değişikliği Trabzon'u da etkilemek üzere ve bununla ilgili neyse ki kentliler kolları sıvamış ve güzel bir projeye başvurmuşlar. Avrupa Birliği'nin desteğiyle evet. Bu projenin kahramanı da Aylin Hanım. Merhaba. Merhabalar Ömer Bey. Biraz sorun nedir önce bir onu anlayalım ve ona karşı sizin geliştirdiğiniz proje nedir onu öğrenelim. Tabii ki. İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği ile ilgili olarak şunu en basit söyleyebiliriz. Fosil yakıtların yakılması, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan kaynaklı bazı etkinlikler sonucu atmosfere normalden fazla sera gazı salınımı mevcut ve bu sera gazı salınımı artık yer kürenin sıcaklığını giderek artırmakta ve dünyanın da sıcaklığını giderek artırmakta. Projemiz Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, faydalanıcı kurumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projemiz Trabzon İklim Değişikliği'yle Mücadele Ediyor projesi. Biz projemizde 3 sektöre yöneldik. 3 sektörde iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedef edindik. Tarım, ulaşım ve enerji olmak üzere. Tarım ve ulaşımda eğitimlerimiz mevcut. Bununla ilgili olarak tarımda 600 çiftçiye, ulaşımda 500 şoför ve operatöre eğitimleri hedefledik. Enerji sektöründe de 5 adet akıllı ve çevre dostu otobüs durağı kurmayı hedef edindik. Projenin amacı, daha doğrusu projenin özel ve genel hedefi daha çok kamuoyunu bilinçlendirmek, kamu bilincini artırmak üzere yazılmış bir proje olduğu için tüm kamu kurumları bu konuda bize destek de sağladılar, sağ olsunlar. Sağlamaya da devam edeceklerini düşünüyoruz. Peki maliyeti ne oldu bu projenin? Projemiz 24 ay süren bir proje ve 214 bin euroluk bir proje. Projenin başarısı şurada ölçülecek. Bundan sonraki projeler bu proje sayesinde belki de başka sektörler için biz yol aracı olmuş olacağız diğer projelere. Siz açılışı yaptınız, artık bundan sonra isteyenlere de sizden tam destek diyelim mi? Evet, tam destek. Çay topladım, çay eli türküsü söyledim, sürmene bıçağımı aldım, pidemi yedim. Yakup Bey'le Trabzon kazan biz kepçe dolaştık. Bir şey kaldı yapmadığın, şimdi de horon oynayacağım. Horon konusunda eğer arkadaşlarım bana tam desteği varsa. Var mı? Kıvırır mıyım sizce bu işi? Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nden, Yakup Bey'den tüm Trabzonlara tam destek, bana da horonda tam destek. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Hadi horona! Haftaya Antalya Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'ni tanıtacağız.
Antalya'nın güzellikleri eşliğinde Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin çalışmalarını merkezin koordinatörü Tuna Bey anlatacak. Antalya Kültür Sanat Merkezi'ni gezeceğiz. Avrupa Birliği'nin desteklediği bir proje çerçevesinde doğa yürüyüşüne katılacağız. Ayrıca Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri'nin yönlendirme ve destekleriyle Erasmus Plus projeleri arasında birden fazla ülkeyi ilgilendiren projelerden birini tanıtmak için Estonya Tallinn'de bir laboratuvara konuk olacağız. Konusu ekmek yapımını geliştirmek. Hoşça kalın.